açıklandı. Evet. Projeler de geç açıklanıyor. Evet. Rakipleriniz ilerliyor. Bunlar size dezavantaj değil mi? Suda bütün rakipleriniz indirim yapacağını söylüyor. Siz ucuz değil, normal diyorsunuz. Bunu da bir açıklama getirirseniz sevinirim. Zaten bu projelerle ilgili toplantıda Zonguldak'ta suyun çok pahalı olmadığını ama insanların yanlış bilgilendirildiğini ortaya koyacağız. Ben söylemiyorum bunu, rakamlar söylüyor Derya abi. Ankara Belediyesi seçim dolayısıyla %30 indirim yapmış. Su 3.70 herhalde. Elimizde akıllı telefonlar var, hemen bakalım. Ankara'da 3.70 olan su Zonguldak'ta 2.80. Hangisi pahalı? 2.80 ise sözümü geri alırım. Konya'da öyle. Türkiye'nin birçok yerinde öyle. Sonra kademeli tarife uygulanıyor. Tabii insan daha ucuz, daha kaliteli hizmeti almak ve idarede sunmak ister. Biz her şeye rağmen Metropoliten Baraj'da enerji tasarrufunu hayata geçirecek projeleri uyguladığımız an sonrasında maliyetleri düşüreceğimiz için suyun fiyatını olabilir miktarda düşürmeyi, yapılabilir miktarda düşürmeyi vaat ediyoruz. Tabii ki suda indirim düşünüyoruz. Başkanım, bir soru da ben sorayım. Daha evvel Muharrem Başkan da birçok projeler hazırlamıştı. Hatta basında evet, toplantı yapıp kitap çıktı. Fakat birçoğu bunların gerçekleştirilemedi. Şimdi evet, siyasi partiler seçim haritasında her bütün adaylar projelerini açıklıyor görsellerle beraber. Siz de açıklayacağınızı söylediniz. Evet. Fakat iktidar partisine ait adaylar şunu söylüyor. Merkezi hükümetin desteğini almadan belediyelerin bu projeleri gerçekleştirmesi imkansız. Evet. Biz gerçekleştiririz. İktidar kanadından olmayanlar gerçekleştiremez diyor. Muharrem Bey de dere ıslahıyla ilgili iktidara birçok dosya getirdiğini fakat destek alamadığı için gerçekleştiremediğini söylemişti. Siz açıklayacağınız projelerde, kafanızdaki projelerde merkez hükümetten destek alabileceğinize inanıyor musunuz ya da nasıl gerçekleştireceğinizi düşünüyorsunuz? Tabii ki ben diğer aday arkadaşları projelerini açıklarken partizanlık yapmamaya davet ediyorum. Yani bugün bu şehirde bu kadar ihtiyaç varsa bunda 17 yıldır ülkeyi yöneten bu iktidarın mutlaka bir payının olması gerektiğinin kabulü gerekir. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu projelerin çoğu zaten sağ olsun diğer arkadaşım, AK Partili arkadaşım için söylüyorum. Projelerin bir kısmı zaten kamuda, valilikte, özel idarede hazırlanan projeler. Benim arkadaşlarım zahmet ediyor, onlar hazırı almışlar. Biz böyle büyük projeler söylemeyeceğiz. Çok önemli, uçuk kaçık şeylerimiz yok. Biz yapılabilir, kurum imkanlarıyla mütevazi, insan hayatına dokunan ve bu şehre bir katma değer yaratacak projeler ortaya koyacağız. Yani projeler derken sakın yanlış anlaşılmasın. 8 şeritli yol, Mars'a giden bir uzay aracı falan böyle bir şey söylemiyoruz. Şimdi baktım projelere, Colorado ormanlarının önünde koca bir bina koymuşlar, yol yok. Yani insanları nereye getirecekler? Tartışmak istemiyorum, eleştirmek istemiyorum. Bugün Zonguldak'ta halen daha belediye şunu yapmadı, belediye bunu yapmadı diye eleştiriyorsa arkadaşlar, haksızlık etmesinler. Yıllardır şurada duran lavar alanını halen daha halkın kullanımına açmamak siyasi iradenin bir eksikliğidir diyeyim. Yani bu şehirde yaşıyoruz. Bu işin iktidarı muhalefeti mi olurmuş? Koca alan boş duruyor. Kim yapıyorsa Allah razı olsun. Yani hiç kimse cebinden yapmıyor. Hiç kimse servetinden vermiyor. Kamunun malı. Hep beraber Zonguldak halkının hizmetine sunalım noktasından hareket etmek gerekir diye düşünüyorum. Benim sorum da lavar alanı ile ilgiliydi. Buyurun. Gerçekten 13 seneden beri Zonguldak'ta çok büyük bir kanayan yara ve çok büyük bir alan. Yapıldığında iyi bir projeler gerçekten Zonguldak adına muhteşem bir proje olacak. Bu projelerin arasında lavar alanı olacak mı? Tabii ki. Lavar alanı projesi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarındaki belediyenin bir yarışma sonucunda ortaya koyduğu projedir. Tabii ki biz bunun devamında işlemlerin bitirilmesi, alanın Zonguldak halkının kullanımına açılmasını istiyoruz. Bir de başka alan yok yani, Zonguldak'ta başka alan yok.
Diğer partiler de aynı alanla ilgili konuşuyor. Zaten 3-4 konu var. Herkesin ortak projesi. Yani bunu tek tek anlatmaya da gerek yok. Yakacaklarla geçildi 10 sene de o